Evet arkadaşlar, yeni bir tarifle bugün yine karşınızdayız. Bugün bu kafelere falan gittiğimizde çayın yanına koyuyorlar ya, kahve yanına, çay yanına kurabiyesiyle böyle küçük küçük minyak minyak. Onlardan yapacağım. Tarifimize gelince bir paket sanayağımız var. Şöyle büyük bir bardak pudra şekerimiz. Onun bir küçüğünden soğuk yağımız. Benim elimde ceviz bu kadar vardı. Daha fazla da olsa olur. Cevizimin içine de bir çay kaşığı tarçın koydum. 4,5 bardak da unumuz var. Bu tarifte yumurta yok. Yumurta olmaması yumurtayı sevmeyenler için güzel bir olasılık oluyor. Güzel bir şey oluyor. Öyle. Şimdi devam edeceğiz. Bugün oğlanın okuluna gitmeye karar verdik eşimle. İşten gelince biraz sonra. Gidelim bakalım, bir ziyaret edelim. Demesinler bu anne baba çocuğun hiç dolaşmıyor. Etmiyor. Gitmişken de boş elde gitmek istemedim öğretmenlerimizin yanına. Bugün için çaylarının, kahvelerin yanlarında eşlik etsinler diye onlara küçük bir kurabiye yapalım dedim. Böyle yağı güzelce böyle sıvı yağla bir eziyoruz iyice. Ondan sonra diğer malzemelerimizi devam ediyoruz. Güzelce pudra şekeri, sıvı yağ, sanayi erittik. Şimdi aşama aşama devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu hamurda ne vanilya ne kabartma tozu var ne de yumurta var. Unuttuğumu sanmayın sakın. Çünkü biz bu kurabiyenin çatlamasını istemiyoruz pişerken. Çatlamasını istemediğimiz için kabartma tozu kullanmıyoruz. Vanilya da kullanmıyoruz. Zaten tarçın kullanıyoruz. O yüzden güzel bir kurabiye oluyor. Yumurta olmadığı için hamur biraz toparlanmakta zorlanıyor. Sakın korkmayın. Ama gördüğünüz gibi sonra çok güzel toparlanıyor. Ama gayet yumuşak bir hamur oluyor zaten. Bunu yapabildiğiniz kadar minicik yapmanız lazım. Böyle devam edeceğiz biraz sonra. Kurabiyemizin yapımı gerçekleşti arkadaşlar. Bakın. Küçücük bir hamurdan o kadar çok kurabiye çıkıyor ki yaklaşık 60 adet çıkıyor. Bir de bu kurabiyenin bir özelliği var. Böyle sade, bunu pişirin sadeyken koyun bir konserve şişesine ya da bir cam kavanozu. 3 ay hiç arkanıza bakmayın. 3 ay hiç bozulmaz. Bir misafir geldi, hemen pudra şekeri tarçın ya da pudra şekeri kakaoya bulayın. Çayın yanında, kahvenin yanında servis yapın. Tavsiye ederim mutlaka. Hem masrafsız hem de çok güzel bir lezzet. Kurabiye bir de kabarmadığı için sık sık da böyle koyabiliyorsunuz. Kabartma tozu olmadığı için kabarmıyor. O yüzden böyle şekli de bozuluyor. Böyle küçük minik minik çayın, kahvenin yanında hazır. Gördüğünüz gibi kurabiyelerim pişti ve çatlamadılar. Gayet güzel bakın. Bunları böyle konserve şişesine koyup 3 ay hiç bozulmadan tutabilirsiniz. Biraz sonra da harmanlamasını göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben eskiden teker teker bu kurabiyeleri buluyordum. Burayı kakaolu biraz pudra şekeri koydum pakete. Bu kolay yöntemi öğrendikten sonra artık teker teker bulamaya son. Bunları böyle koyuyoruz bir parça. Bunları bir daha servis yapacağımız tabağa alıyoruz. Evet arkadaşlar, böyle poşette sallayıp da bakın gayet güzel bulanıyorlar ve hiçbir yerde batmıyor. Ve böyle okula götüreceğim kaba koydum. Bunu ben oğlan okuluna gideceğim bugün öğretmen ziyaretine. Gitmişken de yapayım onları dedim. Elim boş gitmiş olmayayım. Çaylarının, kahvelerinin yanında onları bugün eşlik etsin. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.